Kız bir tane kız yakın arkadaşıyla erkek yakın arkadaşını Aynen evet anladım. birleştiriyor. Sonra erkek aldatıyor. Bir de gidip kıza anlatıyor. Kankası ya ben niye şuna çaktım falan. Kız da dayanamayıp birleştirdiği kıza söylüyor. Çocuk savunma olarak diyor ki o diyor bizim ayrılmamızı istiyor. Aşkımızda gözleri var Bu güzelim. arada çocuk 10 Ya numara çok koymuş. saçma Aşkımızda ya. gözü var dediği anda kız zaten böyle bir zınk olmuştur. Ulan Evet, orada bir sertleşmiş orada değil mi? çok iyi, Zaten o çok iyi vurdu. birleştirmiş. Evet işte ama Hani bu noktada anlamadım orayı. yapabileceğin tek bir şey var Can. Gideceksin kıza diyeceksin ki al bu çocuğu bütün içine, tamam mı? Bütün içine al bu çocuğu. Komple ama. Rahat edin. Tamamen. Çocuk içinde yaşasın senin. Allah da sizi kahretsin. Ne yapıyorsanız yapın. Çocuğa boydan böyle prezervatifi Evet. geçireceğim. Korunmasınlar da bütün girsin. Kalsın orada. Ne yapıyorsanız da yapın. Gideceksin sonra yani. Ne yapabilirsin ki buna? Anlatmayı bile denemem yani. Allah içine. Eyşanlığın ya çok fena. Ömer Erkek öldü kardeşim. fenaymış yani. Erkek olsun. İnanılmaz. Abi çok kötü bir itiraf var. 2 yıllık en yakın arkadaşım bana homoseksüel olduğunu söylemişti. Ben de ne kadar saygı duysam da homofobiyim. Ve merak etme sana hallenmedim hiç dediğinde bile korkup bir daha hiç görüşmemiştim. Abi çok büyük ayıp 2 yıllık yakın arkadaş etmişsin ya. olmaz bu arada ya. Olur 2 yıllık ya, yakın olur. arkadaş. 2 Olur yıllık abi. ya. Olabilir. Olabilir. Yani yaşadıklarına bağlı. Ama çocuk böyle bir demek harbiden haz etmiyor yani. Direkt Ya şu bıraktım abi diyorsa bakın 2 yıllık yakın yani arkadaşını. Gerek homoseksüellikle yok ama ilgili yani. insanların anlamadığı şöyle bir şey var. Bir, abi sen kendini ne zannediyorsun da bütün gay insanlar seninle sevişmek istesin? Yani seks tanrısı Ha, mısın? mesela evet. İki, sen gördüğün her kadınla sevişmek istiyor musun? Ya da her kadın gördüğü her erkekle sevişmek istiyor mu? Yani hani sonuçta senin gay olmadığını biliyorsa neden seninle sevişmek istesin adam? Yani bunları Ben bunu yazdığına göre ama bir pişmanlık anlamıyor sezdim insanlar bence. da. Pişmanlık var ama bence hala homofobik yani. Hala homofobik bu Yani. adam. Abi Belli nasıl yani. yani şey diye gezmiyor ki eşcinsellerden. Ya konuşamadım çok sinirlendim. Eşcinseller şöyle ben eşcinselim şimdi tüm erkeklere pipimi sokacağım ha 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 diye Evet. dolaşmıyor ki. Niye Onu korkuyorsun anlayamadım. eşcinsel adamdan? Hatta Evet. tam tersine daha nazik daha duygusal oluyorlar bence diğerlerine göre. Gereksiz bir muhabbet olmuş. Evet Yapılacak yani bir bence şeymiş. çok abi sen onu içerlemişsin. Zaten yanlış yaptığını biliyorsun Evet abi. evet. Bence de Biliyorsun yani biliyorum. yanlış yaptığının farkındasın bence. Boş yapma o yüzden. Onu içerlemişsin. O çocuktan özür müzür dile amına Bence koyayım. de Yani özür en dile azından ya. özür dile. Yani çocuk yani özür dilesin bence de. Evet diğer hikayemize geçiyoruz abi. Şartlı tahliye olan eroinman kız arkadaşı benden 300 dolar çalıp kedimi istismar etti. Şimdi istismar ne tam olarak bilmiyorum. Kediyi fırlattı mı attı mı? Abuse yazmış. Kız burada. Muhtemelen kediye işkence mi yaptı ne yaptı bilmiyorum. Çocuk da kız arkadaşının böyle bir şey yapabileceğine inanmayıp bana kızdı. Bu eski arkadaşım beleş saksoyu ve şartlı tahliyeli eroinman kız arkadaşının temizlik yemek servislerini 20 yıllık arkadaşlığımıza tercih etti anladığım kadarıyla. Ortada somut kanıt var. Kedi amına koyayım. Bitmiş bitmiş. Bu çocuk bitmiş. Aa. Bitmiş. Eroin bağlamına koyayım. Eroinman bir de şartlı tahliyede. Kız parolda yani. Daha önce ne yapmış mesela yani? Daha önce Ya oğlum suçlu yerini biriyle bir koymuş. şeyler yaşamak ister misiniz? Lan fark eder mi? Ben hiç suçlu Yok biriyle hayır bir yani şey ben bir şey demiyorum yaşamadım. Yani da. çevremde bile olmadı suçlu bir kişi. Yani Ya daha yatmış bir önce kişi. ne bileyim bir de aynı evde kalıyorsun falan hani hiç mi ulan hani Kanka yok. Bu çocuk kötü kötü olmuş ya. ama şimdi Çocuk bir istiyor. tarafta da beleş sakso var yani bilmiyorum Bir de zaten. yemek temizlik hizmeti bir düşüneyim. Bu Bence arkadaşım bana sakso çekmiyor. Adam böyle düşünmüş herhalde. adam ev demiş ki ya arkadaşlar değil şimdi mi? Ben öyle bak. anladım bu arada. Ev Adamın arkadaş. yok ev arkadaşı değiller. Kediye nasıl çocuğu yüklemiş ki? Abi bu en yakın arkadaşı ya bu oğlan bu kızın. Evet. Herhalde kız arkadaşı da bununla takılıyordu. Bir gün kavga mı etti, flip out mu oldu, ne olduysa 300 dolarını çalıp kedisini de istismar etmiş. Yani nasıl istismar bilmiyorum şimdi. Ama yaraladı mı, saldırdı mı kediye bilmiyorum. Öyle bir şeyler. Kız da bunu anlatınca Gitmiş, çocuk gitmiş, demiş ki gitmiş. yapmaz öyle bir şey benim sevgilim demiş. Saksoyu ve eroinman Eroin tercih etmiş. temizliğini Evet. tercih etmiş abi. Olay bu. Bu kötü kötü bu. Böyle bir Bu şey. arkadaşlığın bittiği iyi olmuş ya. Bence de çok iyi olmuş. Zaten Gerçekten hiç sinirlendi. de yani.
Saçma sapan muhabbetler ya. Bu ne amına? Chat'ten bir tane yorum alıyorum. Lisedeyken birkaç farklı arkadaş grubum vardı ama bu gruplardan ikisi pek iyi anlaşamıyordu. 3 yıl boyunca bu iki grubun birbirlerine sallamalarını dinledim. Arkalarından herkes birbirine küfür ediyordu. Ay, buna benzer durum ben de yaşadım. Üniversite başladı ve şimdi o iki gruptan insanlar beraber takılıyorlar ve lisedeki kötü ilişkilerinin sebebini ben olarak ilan etmişler. İkiyüzlü falan denmiş arkamdan. İnsanlar garip abi. Ya oo, şimdi de bu dışlanmış amına koyayım. Sana yüklemişler orada. Orada bir tane suçlu çıkacak. Sen olmuşsun orada. Oh siktir. Üniversitede millet böyle bir kafayı sıyırıyor zaten. Yani genel olarak böyle bir oluyor. Özellikle yani. Eskişehir'de ise bir fitresiz bomonti tuvalet saksosu garanti zaten de. Evet. Eskişehir böyle bir yer değil. Eskişehir böyle bir yer değil. Sırf sadece triggerlamaya söylüyorum ya. Eskişehir dünyanın güzel şehri. Eskişehir güzel bir şehrimiz ya. Hayır, bunu düşünen milyonlar Ankara'dan gelip duruyor ya Eskişehir hafta sonları. Cumartesi günleri geliyor 06.40'lı topar. Oğlum ben araba süremedim Eskişehir'de. Tüm Türkiye hafta sonu Eskişehir'de abi, Kütahya. Erzurum Çakırı. Plakasının Eskişehir'de işi ne? Erzurum, Erzurum. Geliyorlar tat tat, bir de böyle boktan müzik. Falan bokum gibi iğrenç. Kol dışarıda böyle sigara. Lan bana bak lan, garı gördünüz buradan geçti mi garı falan diye dolaşan adamlar oluyor. Yeğenim burada sakso varmış diyorlar ya, evet. O sikiş dönüyormuş. Ben sakso'nun yerde yeğenim, söyleyin de bir tadına bakın ya. Üniversiteli kızlar dolaşıyormuş diye duydum ya falan diye dolaşıyorlar böyle. Yarabbim ya. Cidden ama bak, hafta sonuydu ben Eskişehir'e gittiğimde. Hakikaten araba süremedim. Yani ne yayalar yürümeyi biliyor ne arabalar sürmeyi biliyor. Ben hayatımda hani nasıl biliyor musun? Delhi gibi sokaklar. Süremiyorsun yani araba. Abi ışıklar çok kötü çünkü ya. Eskişehirliler var. Oğlum ışıkla ne ortada alakası var? Abi kırmızı abi yanınca yürümeyeceksin işte. Yürüyor. Kornaya basıyor bir de böyle bir. Burada şey var. İncir waffle yeri var, tamam mı? Yayaya kırmızı yanıyor. Arabaya kırmızı. E ne yapacağız amına koyayım? Kim gidecek? Kuşlara mı yeşil yanıyor? Herkes tramvay da var. Tramvay da geçmiyor. Bomboş. Böyle bekliyor herkes. O zaman anan geçiyordur zaten, ne bileyim lan, üstüme gelme. Ama bu işin işine karıştırmayın. Antalya'da mesela, Antalyalılar bilir. 3 dakikalık ışık var abi. Yani inip arabanın tekerleğini değiştirirsin can sıkıntısından. 3 dakikalık ışık ne lan? Anladın mı? Saymıyor yani. Geri sayım başlamıyor. Var bu arada. Bak chat biliyor. Harbi amına koyayım yazan. Bak Antalyalılar biliyor. 99'dan geriye sayıyor. Bir gün oturdum saydım. Amına koyayım, biz de dönüyoruz. Bir gün durdum abi, saydım. Hakikaten 3 dakika. Yani o 99'dan önce 80 saniye daha sayıyor orada. İnanılmaz bir kafa. Bir dakika, birkaç hikaye daha var. Chatten de biraz ala ala gideceğim. Eski kız arkadaşımın kaşar yabancı arkadaşı kız arkadaşımı sürekli ayartmaya çalışıyordu. Bir gün benim yanımda öpmeye çalıştı. Kız arkadaşım bana baktı ve tamam dedim. Ne olacaksa olsun, gülümsedim altına, bir anda yiyişmeye başladılar. Kesin yaşanmıştır bu. Oğlum düzgün hikaye yazın lan. Bir şey diyeceğim. Kaşar arkadaşı dediği de kız, o da mı kız? Kız. Ne abi, bileyim anlamadım ki. Böyle bir şey olsa çocuk da kız. Bana baktı ya. Soyundun değil mi o anda? Hayır, tişörtümü yırttım, Superman kıyafetim var. Hemen bir gardırobun içine girdim böyle. Ve izlemeye başladım. Kondom. İçimde hazır geziyorum. Bu chatten birisi de bu namına koyayım. Ben ağrı çerkez sikişiyor yazmış. Ve bir hikaye daha var. Bundan 3 yıl önce sevgilimin başka biriyle olduğunu öğrendim ve kavgaya çağırdılar. Sevgilimin yeni erkek arkadaşı 100 kişiyle geldi ve ben arkadaşlarımı çağırmama rağmen kimse gelmedi. Ondan sonra bütün arkadaşlarımı sildim. O andan itibaren kimseye güvenemedim. Hiç arkadaşım olmadı. Bannerlord hikayesi bu. Esir de almışlar. Hayır abi, bu Gengi kim sikti hikayesi bu abi. Ya dünyanın en cringe olayı o zaten, yüz lise, yüz lise kavgaları falan herhalde. Bir de abi hayır abi. Yani ben öyle bir kavgada hiç bulunmadım. Bulunsam mesela neye göre ayırt ediyorsun? Yüz versus yüz yani. Etmiyorsun abi, vuruyorsun da. Ya bir noktada da anlıyorum. Ben yani bulunmadım da bir noktada da anlıyorum. Mantıksız ben da diyemiyorum. Ben çok izledim ya. Zonguldak ben abi. Çok izledim. Çok güzel oluyor uzaklığı. Herkes birbirine vuruyor. Çok ağır var. Lisede en yakın arkadaşım okul değiştirmişti. Eski sevgilisine söyleyeceğimi düşünerek kanser olduğunu söylemişti bana. Ben de destek olmak için
Okuldan sonra çalışmaya başlamıştım. Gerçeği öğrendikten sonra ilişkimi kestim. Bir dakika. Maddi destek olmak için part-time evet, işe mi girmiş? Part-time işe girmiş. Kanser oldum ben demiş. Kanser değil değil mi? Yok evet, değilmiş. Kanser olsa ortada sorun olmuyor. Ya sorun oluyor da. Olur da. Arkadaşlıklarıyla alakalı sorun olmuyor. Yalan söylemiş bildiğin. Bir şey demiş ki ilgi için ya. Ya eski kız arkadaşı geri dönsün diye demiş işte yani. Galiba öyle bir şeyler. Weird. Weird. Evet. Neyse devam edelim. Nerede kalmıştım? Hah. Evet bu kişi şöyle başlıyor. Bu da çok sert bir hikaye. Kısa ama sert. Onu kovdum. Yani arkadaşlıktan kovmadım. Başı dara düştüğünde işe almıştım ona yardımcı olmak için. Şimdi benimle görüşmek bile istemiyor. Arkadaşla iş yapılmaz. Beraber bir iş yapıyorlardı. Adamı kovmuş. İşe hayır, almış. İşe almış başı dara düştüğünde. Ha. Sonra kovmuş adamı. Kovduğu için de herif görüşmemeye başlamış. Arkadaşla iş yapılmaz diyor. Yani bence doğru aslında. Adam salladıysa işi almıştır bir patron zaten. Olarak yapman gerekeni yaparsın. Çünkü ya bu bilmiyorum senin iş... ben evet de bilmiyorum ya. Arkadaşıma ben ne bileyim abi kayırma değil de özen şey gösterirdim. Ne kadar adamın tevazu gösterdiği bence önemli. Direkt kovduysa kötü bence de. Niye kovmuş onu bilmiyoruz şimdi. Onu biraz anlatsayım. Korona. Yardım... Çok yaşa. Korona. Çok yaşa. Ne kadar uyardığına bak. Ben arkadaşımı şey yapmam abi. Tevazu gösteririm yani. Ama bir yere kadar ya. Abi tabii ki de bir yere kadar. Artık çevresine ve bana zarar vermeye başladığı nokta zaten artık çevre baskısı bile bir noktada zaten şey olur da. Yok ben, Buy No Game'e tıklayınca donate çıkıyor bro. Google'a atmıyor. Sende sıkıntı var. Whatever. Evet. Öyle yani. Ben öyle düşünüyorum ya. Abi arkadaşına şey yapacaksın yani. Biraz... Arkadaşına işte destek olursun olmazsa... ama bu biraz sıkıntı yani. Hem iki ucu boklu denek. Bak şimdi adamı kovamazsın arkadaşın diye. Evet. Ama herif bunu fark edip istismar etmeye başlarsa ve mesela çalışmazsa, üstüne düşeni yapmazsa ya da mesela işlerin iyi gitmiyor artık. Ya da böyle bir pozisyonda birinin çalışmasına ihtiyacın yok. Yani ya adamı kovmayacaksın hiçbir zaman. Sırtından geçinecek. Abi sen salak mısın yani? Senin hayatının kalitesinin bir değeri yok mu? Onun aynen kadar. Öyle. Ben orada evet. Şeyi merak ettim. Hani direkt kovdum. O da önemli. Şey. Niye kovmuş? Nasıl kovmuş? Ne demiş de kovmuş? Anladın mı? Keşke yani bizim eleman koştu. Ben ama kesinlikle şey yaparım. Ben işe almak istemem bu arada. Arkadaşım işe almak istemem. Şahsen. Ben de istemem. Çünkü bence istemem yani. Çünkü abi... Şimdi düşünsene adamla takıldığım adam falan filan yani. Şimdi çalışanım olduğunu düşün. Ben şey olduğunu düşün. Veya yüksek pozisyonda olduğumu düşün. Düşünsene abi adamın parası senin elinden falan geçiyor. Biraz değişik bir mevzu. Doğru mu? Beraber çalışmak isterim. Ama işe almak istemem. Şahsen. Ya ortak startup başlatmak başka bir şey. O başka canım. Ama o bir girişim. Evet, onda ikiniz de şey. Yani hınca hınç çalışırsınız. Aynı yerde sonuçta. Çalışırım. Hiç sıkıntı yok. Keyifli bile olur. Ama, Startup'ta da Zuckerberg denebilirsin abi şimdi. Zuckerberg. Biri diğerini Zuckerberg dersen olacak. Hop yutuldun orospu çocuğu. Her şey benim. Öyle hikaye çok ya. Ama bilmiyorum. Ben şahsen arkadaşımı iş ya böyle esnaf falan olduğumu düşüneyim. Zor abi. Çok sıkıntı. Chatten bir hikaye var. 6 ay önce yakın erkek arkadaşım 2 aylık kız arkadaşından ayrıldı. Ve kıza bir dakika chat kayıyor ha. Ve kıza bayağı ayıp etmişti. Sonra kızla ben konuşmaya başladım ve evde falan buluşmaya başladık. Bir ay sakladık yakın arkadaşımdan. Açıkladığımda seviyor musun diye sordu. Ben de evet dedim. Sorun yok. Beni yan yana getirme dedi. Sadece okey dedim. 3. ayda kızdan sıkıldım. Çünkü çok kıskançtı. Sürekli darlıyordu her şeye. Ve tekmeyi bastım. Bana arkadaşının artıklarını kovalıyorsun dedi ve ortamdan kayboldu. Arkadaşım gelirse hala yakın ne? Bir dakika kız kendisine arkadaşının artığı mı dedi? Aishaning bro. Bunu kendine mi demiş? Kız? Kendine demiş oluyor bu arada. Çok bitik. Bro hangi seviyeye düşebilirsin ki? Bu başkasınınkiyle gerdeğin next level'ı falan. Hani çocuk malıyım. Ben malın senin malın oldum ama ben onun eski malıyım. Ama malım. Abi adama laf sokacağım diye kendini çöplüğe çevirmiş lan kız. Aynen. Aa gerizekalı. Bence şey adamın ya. Yaptığı da hoş bir şey değil bu arada. Bu arada bence hoş bir şey değil. Abi eski manita arkadaşının olmaz. Bence. Bir dakika başka hikayeler de var. 8 yıllık arkadaşım
Başkasının benim ağzından söylediği şeye inanıp benimle arasını bozdu. Bunun gazına gelip 4 yıllık tüm ilişkisini düzene koyup adam ettiğim arkadaşım da aynı şekilde. Konu ise 5 ve 5 aramızda lol. Ne? Bir dakika, yo, beraber bozmuş. Beraber oyuna mı giremediniz? Ne oldu amına koyayım? Bu ne kadar? 5.'yi başkası almışlar bence. Hayır ya da şey, takım kurulurken aldım verdim oldu. Beni niye almıyorsunuz bu çocukları? Falan gibi bir şey mi acaba? Bundan dolayı da arkadaşlık bitiyorsa bitsin abi yani. Bundan dolayı bir şey olmuş. Sokaklarda yani insanlar arkadaş olamazdı. Saçma olmuş. İyi olmuş kanka. İnanılmaz. Mid salmadan amına koyayım. Mid ben oynayacağım demiştim Faruk. Siktir, arkadaşım değilsin artık. Hayır. Başka chatten de hikayeler geliyor da onları şey yapamıyorum. Gay erkeklere yöneliyorsa pedofil de çocuklara mı yöneliyor? Yani ikisi de hastalık değil de yönelim mi? Ah. Ah. That's fucked up. Ya siktir git ya. Next. Siktir git ya. Ben hastalık kapmak istemiyorum. Donate'den sikerim. Ben maskemi takıyorum. Kimpon topumu uzatır mısınız? Tamamdir. Tamamdir. Salak ya. Kötü salak kötü geri zekalı bu. Kötü geri kötü zekalı. Açıklamaya gerek var mı acaba gerçekten? Yok, bunun farkı bunu bilmeyen var mı? Bunu açıklamaya gerek var mı? Farkı bilmeyen varsa gerçekten siktirsin gitsin ya. Yok böyle deyip dodge'ladığımızı düşünmesin, bence açıklayalım. Evet. Ya en azından ben şu noktasını açık. Abi. En azından şu noktasını açıklamak lazım. Belirli bir yaşın altındaki kişilerin cinsel ehliyeti yoktur kardeşim. O yüzden onların rızası olamaz. Yasak kanka. Onların rızası olamaz. Onlar tecavüze de uğramaz, tacize de uğramaz. Onlar istismar olur. Bu yüzden istismar denir. Çünkü tecavüz, taciz nedir? Birisinin rızası olmadan onlara cinsel bir şekilde şeyde bulunmaktır. Ama istismar denir buna. Bunun sebebi de rızası söz konusu olamaz çocuğun. Anlıyor musun? O yüzden pedofili yasaktır. Ama gay olduğun zaman gaysindir. Erkek seviyorsundur. Karşı taraf da yetişkindir. O da erkek seviyorsundur. Tamam mı? Kapının arkasında ne yaptın? Bizi ilgilendirmez. Ama öbüründe rızası sorulamayacak bir henüz akli melekeleri yeterince gelişmemiş bir çocuktan bahsediyoruz. Hala anlamadıysam götüne kolumu sokayım böyle kocaman. Peki gay misin? Hayır. Ha tamam. Okey. Sormak istedim. Direkt bunu anlayamıyorlar. Ya mesela ben geçen bir tane tweet gördüm. İyi niyetle yazılmış bir şey. Çocuk tecavüzcüsü demiş. Çocuk tecavüzcüsü diye bir şey olamaz. Çocuk istismarcısı olur. Yani bunun dilde böyle kullanılmasının da bir sebebi var. Tecavüz çünkü rızası olmadan yapılmış bir harekettir. Çocuğun rızası söz konusu bile olamaz. Bu yüzden bunun adı istismardır. Peki, devam edelim. Velev ki geyiz lan, ne olacak amına koyayım. Evet, evet, harbiden amına koyayım. Ben bir harbiden amına koyayım. Bu izni rica edebilir miyim? Tabii ki, acaba? Buyurun, buyurun. Evet. Çocuklara eşcinsellik özendirilmesine ne diyorsun? Abi, eşcinsellik özendirilmekle olay... Ya abicim, bakın. Ben bir dakika, ben bu salaklığı hiç anlamıyorum. Özendirilmeyle eşcinsel... Kardeşim. Bir saniye geliyorum. O zaman bir dakika abi, şöyle anlatayım. Geçen yıl arkadaşlar çok fazla Netflix içeriği tüketiyordum. Ben de anlatacağım senden dur, sonra. Dur dur, geçtiğimiz yıllarda çok fazla Netflix içeriği tüketiyordum. Bir sabah uyandım amına koyayım, dedim ki en yakın arkadaşımı dedim götten bir zımbalayayım. Bir çaktım çocuğa, bir sabah geri uyandım oğlum. Ondan sonra dedim kardeşim ben nereye gidiyorum? Biraz dedim Türk televizyonu içeriği tüketeyim dedim. Türk televizyonlarına döndüm. Allah'a şükür şimdi komşumun karısına mı yani? Anladın mı yani? Bir tane de silah aldım başkan, biliyorsun. Bir tane de silah aldım başkan. Çekip sokakta tarayarak geziyorum. Abi yani bu tip şeyler özendirmeyle olacak şeyler değil, anladın mı yani? Abi şöyle bir gerçek var ama. Benim hayatımdaki bir gerçek. Ben de buyurun. Çok Netflix içeriği tüketiyordum. Evet. Bu olay bende ilk önce tuvalette anal bölgemi yıkarken daha cesur davranmamla kendini gösterdi. Daha cesur davranmaya başladım.
Bundan sonra dedim ki ben neden gay olmuyorum? Hep Netflix ve Batı'nın ahlaksız gay özendirmesi. Ya bir sabah gay uyandın değil mi? O bana da oldu bir kere böyle. Bir çok Netflix izledim. Daha cesur davranmaya başladım. Kolumu sokup içeriği temizlemeye başladım ben. Çok öyle iyi. Oldu. Ben gidiyorum tekrardan. Tamam, güzel. Şimdi ne kadar salakça duyulduğunu fark ettiniz mi söylediğiniz şeyin? Buralar karışmış ya. Ya şöyle bir şey de var. Mesela şunu da anlıyorum bakın. Hani bunu ciddi manada soran insanlar varsa. Dünyada şey örneklerini görüyoruz. Mesela annesi babası ya da iki annesi ya da iki babası. Crossdresser falan filan olup. Hani çocuklarına bunu promotlayanlar da var. Onu da gördük. Çocuk crossdresser gibi giyinmiş. 7 yaşında çocuk amına koyayım. Ya çocuk bunu özendiği için o yaşlarda yapabilir. Ama cinsel kimliği bu değilse. Kendisi akil olduğu zaman, bu arada bu da çocuk istismarına girer benim gözümde, onu da söyleyeyim. Çocuk akil bir konuma geldiği zaman diyecek ki abi ben bunu sevmiyorum ya. Yani benim cinsel kimliğim bu değil herhalde. Ben gideyim bir kadınla birlikte olayım ya da gideyim bir erkekle birlikte olayım diyecektir yani günün sonunda. Ya yani, da ben bir atak helikopteriyim. Ha ya da ben geyiğim diyebilir mesela. Yatak. Yatak seviyorum. Yatak sevebilir. Olabilir yani. Yatak seviyorum ya. Ha, ondan bahsediyorum işte. Evet alfa kurt bunu gördük. Bro. Bunu gördük. Bir tane video izlemiştik geçen yıl, hatırlıyor musunuz? Bir tane kız çocuğu. İki annesi de lezbiyen. İşte crossdress falan yapıyor. İşte Little Queen falan diyorlar. Kız böyle lezbo takılıyor falan. Ama 7 yaşında çocuk yani. Bu benim gözümde bu da ay, çocuk istismarına giriyor. Bu net çocuk istismarı. O da çocuk istismarı. Onu hatta Belçika'da oldu bu. Bayağı hapis falan yatıyor şu an. Şey yapan var ya. Çocuğu beslemediği için ölen falan var yani. Haberi bir tek ben mi gördüm? Var var. Nasıl Belçika'da yani? Ebeveynleri hapse girdi. Çocuğu vejetaryen beslenmeye zorluyorlar ne? Diye. Yuh. Ama dediğim gibi sen çocuğa ister heteroluğu dayat, ister eşcinselliği dayat. İstediğini dayat abi. Hangi tarafın çomar olduğun fark etmiyor, anladın mı? Çocuk ileride büyüyünce nasıl hissediyorsa onu yaşayacak. Yani ne dayattığınızın fazla önemi yok. Cinsellik konusunda en azından bu konu böyle. Bu durumda aklının olmayan bir çocuğa İslam'da herhangi bir dini dayatmak da istismar sayılır mı? Ben bu konuya kendim cevap vermek istemiyorum. Ben de istemiyorum abi. Ben genç ya... bir insanım. ben hiç istemiyorum. Hiç umurumda değil. Duymadım ki ben soruyu. Ben de duymadım. Bu durumda diyor akli melekeleri henüz oturmamış bir çocuğa herhangi bir din dayatmak diyor. Bu da istismar sayılır mı diyor. Ben kendi çocuğuma akıla erene kadar herhangi bir şey hakkında çok böyle o şey misyoneriymiş gibi bilgi vermeyeceğim diyeyim sadece. Ben babamın taktiğini uygulayacağım. Araştır oku oğlum derim, kızım derim yani. Evet, bence en güzeli o. Hele bu devirde çok kolay. Yani bu babamın taktiğiydi. Ben babama soruyordum böyle dinle ilgili şeyler. Bana ne lan git oku diyordu. Ben de okudum. Damn. Ya bizim zamanımız mesela, o zaman bir de CHP dönemi düşün. Din dersine sıkıntı. Giriyoruz. Sıkıntı. Din dersine giriyoruz şimdi. Din dersinde hesapta bütün dinleri anlatacaklar. Gerçekten kitapta bütün dinler de var ama. Mesela Budizmi bir paragraf anlatmış. Din hocası geliyor. Ya Budizm şimdi bunlar ne yapıyor bunlar ya? Bu ne ya? Falan diye anlatıp geçiyordum. Yine emine tapıyorlar yeğenim. Ne ya. Lan bu altı kollu kadın var orada amına koyayım falan diye anlatıp gidiyordum. Ben bir şeyi merak ediyorum. Abo! Hare Krishna lan! Bu peki acaba nasıl yani? Dünyada mesela harbiden ben öğretildiğini düşünmüyorum. Öyle olsa böyle bir İslamofobi gibi bir şey olmaz büyük ihtimalle. Ya şöyle hani dünyada ben en azından kendi yani. Bildiğimi söyleyeyim. Mesela Almanya'da kiliseye devletin ayırdığı bir para yok. Hristiyansan aylık ödediğin bir Hristiyan vergin var ya da gidip kimliğinden Hristiyan'ı sildiriyorsun, ödemiyorsun o vergiyi. Kiliseye de para gitmiyor senden. Bu direkt ayırma yani zaten. Hristiyan'ı sildirip kiliseye gidip ibadet edersek? Stop. O zaman orospu çocuğusun işte. Hayır. Sadece zikim. Ya burada mesela kimliğinden Müslüman'ı sildirsen ne oluyor tam olarak bilmiyoruz ama muhtemelen bir yerlere kaydediliyoruzdur diye düşünüyorum. Listelere giriyor olabilirsin. Evet. Neyse. Komşu evet, listelere mi? İnce yaptı orada. Canoz.
Adaya gidemeyeceksin aslanım. Neyse devam ki. Evet, bu hikaye bir kadından gelmiş. Kadın diyor ki, neden eski en iyi arkadaşıyla görüşmüyor? Konumuz bu tekrardan. Kadın şöyle diyor. Başka bir arkadaşla plan yapıp onu sonradan davet etme cüretini gösterdiğim için Süper Saiyan moduna girip ağzıma sıçtı. Beni bir sandalyeye oturtup suratıma çığlıklar attı. O gün düğünümde nedimelik yapacak olan en yakın arkadaşımı hayatımdan attım sanırım. Aynı zamanda o günün akşamında arabamın ön camını patlattı. Siktimin orospusu. Onun onsuz hayatım çok daha iyi. O kötü kötü olmuş. Ben bir şeye takıldım. Sandalyeye oturtup suratına haa de bağırmıştım. Bence o krek mrek bir şey kemirmiş. Bence manyak zaten yani. Ya ben bunu okuduğumda Ece diye bir hanımefendi vardı ya. Araba şeyi dikiz aynası patlatan o geldi aklıma nedense. Haa. Tak tak diye bir şey. O da yürü anlamı değil mi böyle? Ya bu arada bir şey diyeceğim. Abi hiç alınmayın da. Ya kadınların arkadaşlığı da arkadaşlığının bitmesi de çok sert yaşanıyor ya. Ben yani bu hikayelerden paso onu görüyorum. Yani bir de hani çocukken de hep gözlemlediğim şey şu var. Kadınlarda hep şey vardı. Kızlarda daha doğrusu. Bizim grup, bizim gruba giremen falan. Böyle gruplaşma ağır sertti kadınlarda. Lisede, ortaokulda. Bunu hala hiç öyle abi. İş alanında anlayamadım. Yani. Her yerde sert acaba. Yani kadın gruplaşması böyle mesela şey vardı benim çocukluğumda. Spice Girls grubu oluşturuluyor. Sınıfın en popi kızları oluyor falan. Anladın mı? Onlar mesela yanlarına kimseyi yaklaştırmıyorlardı falan böyle mesafeli. Çok weird ya. Biz erkeklerin sikinde değil abi. Ortaya bir top atsan amele gibi oynuyoruz hepimiz işte. Ya kim kimin grubundan çok sikimiz de olmuyor yani. O hala öyle bence ya. Bilmiyorum kadınlar az bir şey mi ama. Kadınlar ya söylesin abi. Çetimizde kadınlar var. Hep o bizim gruba giremen dedikleri kızdım diyor. Aga be. Aga be. Yasemin diyor ki evet abi öyle diyor. Sınıfın en sessizini aşağılama politikası. Evet kızlarda bu vardı. Amına koyuyordunuz o kızın. O kızı öldürüyordunuz siz. Ya biz de en azından bir tane delikanlı çıkıp bulilenen çocuğu korurdu, anladın mı? Hep olurdu yani. O delikanlı hep vardı. Birisi bulilense de korunuyordu çocuk yani. Sadece bir kere yaptım. Bir daha da hayatımda yapmam. İlk yedim. Hayatımda ilk ve tek yedim disiplin cezası. Çocuğu korudun diye mi? Evet. Şöyle korudum ama. Bir kız grubu bizim lisede işte sınıfta bir çocuğa ağır girdi böyle sözlü derste. Ben de ayağa kalktım. Kızların işte bel aşağı vurdum direkt. Sen şöylesin, sen böylesin. Asıl o kadar iğrenç olanlar sizler. Community'de öyle bir bölüm var. Abed var. Nerd bir herif. Bel aşağı kızlara vurma konusunda master yapıyor bir bölümde. Neyse devam ki. Kızın o kadar üstüne gittim ki kız ağlayarak, çığlıklar atarak sınıftan çıktı. Felsefe dersiydi. Felsefe hocası da çok tatlı bir kadın. Yapış yaptı. Ondan sonra müdürün yanına gittik ve ben bir şey de açıklayamadım. Çünkü çok sert girdim harbiden yani. Budakladım kızın orada bildiğin. Felsefe hocası da şaşırdı yani.